Merhaba gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeniniz Zeynep Hoca. Sizinle bugün üriner sistemle ilgili soruları çözeceğiz. Yani diğer adıyla boşaltım sistemi. Bir canlılardaki boşaltım sisteminin temel amacı nedir diye sormuş. Temel amacını soruyor. Şimdi bakıyorum fazla suyun dışarıya atılması. Şimdi ben boşaltım sisteminde fazla suyu dışarıya atarım ama bütün canlılarda gerçekleşmez bu. Mesela tatlı sularda yaşayan, kontraktil kapılı olan canlılar fazla suyu boşaltımda dışarıya gönderirler. Daha sonra demiş ki oluşan üreyi vücuttan uzaklaştırmak. Şimdi bizim boşaltımdaki amacımız metabolik olaylar sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan gönderilmesi. Bunlar ne? Eğer ben protein parçalıyorsam amonyak oluşturacağım. Ya da solunum sonucu karbondioksit, su gibi bazı atık maddeler oluşturuyorum. Bunları neden vücuttan uzaklaştırıyorum? Amonyak zehirlidir. Zehirli olduğu için ben bunu vücutta karaciğerlerde üreye çeviririm, vücuttan gönderirim. Ya da karbondioksit. Karbondioksit asidik bir maddedir. Vücutta kalması vücuda zarar vereceği için ben bunları boşaltım sistemiyle gönderiyorum. Oluşan amonyağın zehir etkisini azaltmak. Evet, oluşan amonyağı biz karaciğerlerde üreye çeviriyoruz dedik. Hatta bunu bazı canlılar ürik aside çevirebilir. Şimdi bunu çevirme amacım ne? Amonyak zehirli bir madde. Amonyaktan ürik aside doğru giderken zehir miktarı azalır. Hatta ben amonyaktan ürik aside doğru giderken atarken kullandığım su miktarını da azaltacağım. O yüzden karada yaşayan canlılar amonyak olarak atamayacak. Bunu kimler yapar? Balıklar. Biz üreye çeviriyoruz, memeliler. Bazı canlılar da bunu, yani kuşlar, ürik aside çeviriyor. O zaman temel amacım amonyağın zehir etkisini azaltmak değil. Amonyak şeklinde atan canlılar var. Sindirime yardımcı olmak diyor. Sindirim ve boşaltım birbirinden farklı iki sistem. Sindirimi işlemiştik. Sindirim ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve dışkı olarak dışarıya gönderilmesiydi. Ama boşaltım vücuttan amonyağın üreye döndürülüp vücuttan atılması. Yani ben bu amonyak ve karbondioksiti dışarıya gönderme nedenim ne? Vücudun iç dengesini sabit ve kararlı bir şekilde tutmak. O zaman cevabım B olacak. Diğer soruya geldim. Diğer soruda diyor ki, böbrek nefronlarında oluşturulan idrar dış ortama atılıncaya kadar yapılarından hangi sıraya göre geçer? Şimdi biz böbreği incelediğimiz zaman böbrek dıştan içe doğru 3 tane tabakadan oluşacak. En dışta kabuk, ortasında öz, onun da içinde süzülme bittikten sonra idrarın depolandığı havucuk dediğim bir yer olacak. Sağda ve solda olmak üzere 2 tane böbreğim var. İşlem bittikten sonra havucuk da depolanıyor. Daha sonra benim havucuğum üreter dediğim kanalla, iki tarafta da var, mesaneye geliyor. Mesanede bir süre depolanıyor. Daha sonra dışarıya üretre dediğim kanalla gönderiliyor. O zaman bir havuzcuk, iki üreter. Üreterden mesaneye geldi, depolandı. Sonra üretrayla dışarıya atıldı. Yani 1, 3, 2, 4. Cevabımız B olacak. Diğer soruya baktığımızda, diğer soruda İnsanlarda böbrek nefronlarında gerçekleşen madde geçişleriyle ilgili demiş. Şimdi böbreklerde gerçekleşen madde geçişlerinde ben 3 tane olayla karşılaşacağım. Biri süzülme olayı. Süzülme olayı glomerulus kılcallarından alınan maddenin boğmana ATP harcanmadan geçişi. Boğmandan da nereye geçecek? Proksimal tüpe. İkinci olayım geri emilim. Geri emilimde ben yararlı olan maddeleri tekrardan kan alacağım. 3. Salgılama. Salgılama olayında da antibiyotikleri vücuttan atmak istediğim maddeleri salgılamayla beraber distal tüpe göndereceğim. Oradan da vücut dışına gönderilecek. Salgılama olayı nefron kılcallarındaki maddenin distal tüpe geçişidir. Salgılama direkt antibiyotiklerin, penisilin gibi maddelerin distal tüpe geçmesiyle olur. Süzülme olayı maddelerin proksimal tüpten kılcal damarlara geçişidir. Süzülme olayı nerede gerçekleşir demiştik? Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru. Sonra geri emilim glomerulus'taki maddelerin Bowman kapsülüne geçişidir.
Biz bu olaya geri eminim değil. Biraz önce ne dedik? Süzülme olayı dedik. Yani cevabım A olacak. Diğer sorularla devam edersek, dördüncü soruda bana bir nefronun şeklini vermiş. Şimdi şekil üzerinden tekrar edersem, biz böbrekleri incelediğimiz zaman içinde bulunan kılcalları biz glomerulus kılcalları diyecektik. Bunların diğer kılcallardan bir farkı var. Normalde bizim kılcal damarımız bir ucu atara, diğer ucu toplar damara bağlı. Ama ben glomerulus kılcallarını anlatacaksam bir ucu atar damara, diğeri de atar damara bağlı olacak. Şimdi ben buraya baktığım zaman burada bulunan kılcal damarda bir basınç farkı olabilir. Ama iki atar damar arasında olduğu için sabit ve yüksek bir basınç görülüyor. O zaman glomerulus kılcalların bir ucu atar damara, getirici atar, diğer ucu da yine neye bağlı? Götürücü atara bağlı. Daha sonra glomerulus kılcallarının yumak halinde bulunduğu şu kısım yoğun olarak glomerulus kılcalları bulunur. Bunun etrafını saran yere de biz Bowman kapsülü diyeceğiz. O zaman bir glomerulus kılcalları, 2 Bowman kapsülü, 3 proksimal tüp, 4 henne kulbu, 5 dediğimiz yer distal tüp. Daha sonra da idrarı dışarıya gönderdiğim idrar toplama kanalı. Yukarıdaki şekilde bir nefronun yapısı şematize edilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Damarların üre miktarı yönünden sıralanması X, Y, Z şeklindedir diyor. Şimdi biz ürenin geri emilimini nerede gerçekleşiyoruz? Üre idrar toplama kanalında geri emilir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Glomerulus'tan geldi. Proksimal tüp, henne kulbu, distal tüp idrar toplama kanalına geldi. %50'si burada geri emildi. O yüzden nerede değişecek? İdrar toplama kanalına geldiğinde değişecek. O zaman bakıyorum X ve Y'de aynı olması gerekiyor. Sadece Z'de değişmesi gerekiyor. O yüzden birinci öncülüm yanlış. Nefronda geri emilimin yapılmayan yerleri 1 ve 2'dir diyor. Nefronda şu bizim glomerulus kılcalları ve Bowman hariç diğer her yerde geri emilim meydana gelir. Yani proksimal tüpte var. Henne kulbunda var. Distal tüpte var. İdrar toplama kanalında yok. Yani 1 ve 2 dediğimiz bölümde geri emilim olayı görülmez. Yoğunluğu en fazla olan idrar 6'da toplanmıştır diyor. Şimdi şöyle düşünün. Ben buradan itibaren geri emilim yapmaya başlıyorum. Geri emilim neydi? Maddenin geri kana alınması. Burada belli bir miktar aldım. Glikoz amino asit geri emilim. Burada suyu geri emdim. Burada yine aynı şekilde sodyum klor suyu geri emdim. O zaman ben bu maddeleri geri aldığım için, özellikle suyu geri emdiğim için geriye kalan madde daha yoğun olacak. En yoğun olduğu yer ise yine 6. yer olacak. Sonra devam ediyorum. 1 numaralı yapı tüm böbrek çeşitlerinde ortaktır. 1 numaralı dediğim yer glomerulus kılcallarıydı. Glomerulus kılcalları bütün böbreklerde bulunur. O yüzden cevabım Denizli olacak. Şimdi geldik 5. soruya. 5. soruda bana demiş ki, karaciğer hücrelerinde sentezlenen üre vücut dışına atılıncaya kadar yukarıdaki verilen damarlardan hangi sıraya göre geçer demiş. Şimdi üre nerede oluşturuluyor? Üreyi ben karaciğerlerde oluşturuyorum ama bunu böbreklerle dışarıya gönderiyorum. O zaman şuraya bir dolaşımın şeklini çizelim. Karaciğerlerde amonyağ getirdim. Amonyağı neye çevirdim? Üreye çevirdim. Üreye çevirdikten sonra karaciğer toplar damarıyla çıktı. Karaciğer toplar damarından nereye gelecek? Alt ana toplara geldi. Alt ana toplar topladığı kanı kalbin sağ kulakçığından yani kirli kan taşıyan yerinden sağ karıncıklara gönderir. Kirlenen kan temizlensin diye nereye gönderilmesi gerekiyor? Akciğerlere. O zaman sağ karıncıktan çıkan kan temizlensin diye akciğere gönderilir. Akciğer gelen kanı temizler. Temizlenen kan kalbin sol kulakçığından giriş yapar. Sol kulakçık, sol karıncık. Sol karıncıktan hangi damarla çıkıyordu? Vücudumuzun en büyük atar damarı olan aortla çıkar. Aorta çıktıktan sonra ben bunu nereye göndermem gerekiyor? Böbreğe. O zaman böbrek atar damarıyla
böbreğe gelir, böbrek süzer, kalan kısımda toplar damarla tekrardan dolaşıma katar. Şimdi şuna dikkat ediyorsunuz, karaciğerle böbrek arasında kesime bir yol yok. Bir madde toplar damardan çıkar, gideceği organın atar damarıyla giriş yapar. Şimdi bakıyorum o zaman, karaciğerde üreye döndükten sonra karaciğer üstü toplarda toplandı. Daha sonra bunu ben kalbe götürmüştüm. Sağ kulakçık, sağ karıncık. Sonra buradan çıkış yaptı. Nereye gelecek temizlensin diye? Akciğere. Akciğer atar damarla toplar damarı ters kan taşırdı. Yani atar damar kirli, toplar damar temiz kan taşırdı. Buradaki kanın kirli olacağı için akciğer atar damarıyla akciğere geldi. Akciğer temizledi. Temizlendikten sonra toplar damarla sol kulakçık, sol karıncık, oradan aortla çıkış yaptı ve böbrek atar damarıyla böbreğe giriş yaptı. O yüzden baktığımız zaman cevabımız 1, 3, 2, 5 ve en sonda 4. damar olacak. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor. Dolaşım sistemiyle beraber olan bir soruydu. Dikkat ediyorsunuz, karaciğerle böbrek arasında kestirme bir yol yok. Yani karaciğer toplar damarıyla çıkacak, böbrek atar damarıyla böbreğe giriş yapacak. Diğer sorularla devam ediyorum. 6. soruya geldik. Yukarıdaki damarlar azotlu boşaltım ürünleri bakımından çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Azotlu boşaltım ürünleri bakımından diyor. Bizim azotlu boşaltım atıklarımız neydi? Amonyak mı? Amonyak. Sonra biz bunu neye çeviriyorduk? Üreye çeviriyorduk. Şimdi o zaman ben üreye çevirdikten sonra karaciğerlerde yapıyordum bunu. Karaciğerden çıkan üre, karaciğer toplar damarıyla alt ana toplara geldi. Yani karaciğer üstü toplarda diyelim ki 100 gram üre var. Daha sonra ben bunu nereye göndereceğim? Dolaştık. Böbrek atar damarına mı göndereceğim? Diğer soruda anlatmıştım bunun yolunu. Böbrek atar damarıyla 100 gram olan üre geldi. Şimdi buraya 100 gram demiştik ama bu yollardan geçerken de buralarda atık maddeler oluşacağı için yine buradan böbreğe giriş yapacak. Daha sonra da böbrek bunun belli bir miktarını süzecek. Süzdükten sonra ne kadar kaldı geriye? 50. Yani %50'sini süzer. O yüzden en fazla bulunan yer karaciğer üstü toplar. Daha sonra böbrek atar damarı. Daha sonra da ne olacak? Böbrek toplar damarı olacak. 3, 1, 2. Diğer soruyla devam ediyorum. 7. soruya geldik. Suyun geri emilimi. Suyun geri emilimi ADH hormonu sayesinde gerçekleşir. ADH böbreklerden suyu geri emer demiştik. ADH hormonunun artması sonucu kandaki su miktarında görülen değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ADH dediğimiz hormon böbreklerden suyu geri emiyorsa ADH'ın artması böbreklerden emilen suyu arttıracak. Bakıyoruz o zaman şıklara. Su emilimi arttıkça ADH hormonu artıyor. ADH'ın görevi böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Devam ediyoruz. Yukarıdaki durumlardan hangileri idrar miktarının normalden fazla olmasına neden olur? Şimdi ben idrar miktarını arttıracağım. Şimdi diyorum ki ADH hormonunun fazla salgılanması. ADH ne yapıyordu? Böbreklerden suyu geri emiyor. Yani su nereye geçti? Kana geçti. O yüzden ben dışarıya atamam suyu. Bunu kana aldığım için fazla salgılanması idrar miktarını azaltır. Kanda adrenalin miktarının artması. Adrenalin artmasıyla beraber kan basıncı artar mı? Kan basıncının artması demek süzülme olayının daha fazla gerçekleşmesi. O yüzden kanda adrenalin miktarı artarsa kan basıncı artar. Kan basıncı artarsa da süzülen idrar miktarı artar. Şimdi havaların soğuması demiş. Havaların soğuması ile damarın çapı küçülecek. Eğer ki damarın çapı küçülürse içindeki bulunan kanın damara yaptığı basınç artar. Basıncın artmasına ne demiştik? İdrar miktarını arttırır. O zaman 8. sorumuzun cevabı denizli oldu.
Diğer sorularla devam ediyoruz. Çok tuzlu yiyecekler yiyen bir insanda olaylarından hangileri görülür? Şimdi çok tuzlu yiyecekler yiyen bir insan. Şimdi biz Starling hipotezi diye bir şey anlatmıştık dolaşım sisteminde. Starling hipotezi, kılcal damarın bir ucu atar damara, diğeri de toplar damara bağlıydı. Bir de bizim kanımızın ozmotik basıncı vardı. Bu değişmez. Neden değişmiyor? Çünkü kanın dışına proteinler çıkamıyor. Protein çıkamadığı için de kanın ozmotik basıncı hep aynı olacak. Şimdi atar damarlardan bizim doku sıvısına, şurası kan, şurası da doku. Doku sıvısına madde geçer, burada benim doku hücrelerim vardır. Bunlar bekler, besin ve oksijen gelsin, bunu kullanayım diye. Sonra besin ve oksijen gelip bunu burada tüketirler, karbondioksit ve atık madde yaparlar. Şimdi ben dedim ki burada doku hücrelerim var. Doku hücrelerinin burada ozmotik basıncının artması demek. Yani ozmotik basınç artarsa bu suyu çeker, tutar ve bırakmak istemez. Biz bu olaya ne deriz? Ödem. O zaman çok tuzlu yemek yersem buradaki ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç artarsa da ödem meydana gelir. Yani doku sıvısındaki basınç artar. Çok tuzlu yiyecek yiyorsa, çok tuzlu beslendiğim zaman vücudumdaki tuz miktarı artar, su miktarı azalır. Su miktarının azaldığında arkadaşın görevi neydi? Böbreklerden suyun geri emilimi. O yüzden böbreklerden suyu geri emilecek. O zaman miktarın azalması diyor, bunun artması gerekiyor. Çünkü tuzlu beslendim, tuz miktarım arttı, suyu almak istiyorum, ozmotik basıncım arttı. O yüzden ADH miktarı artacak. İdrar yoğunluğunun artması diyor. Adam çok tuzlu besleniyorsa vücudunda tuz var, su yok. Dışarıya su atamayacağı için idrar miktarının yoğunluğu artacak. Yani dışarıya tuz gönderecek. 10. sorudan devam ediyorum. 10. soruda demiş ki böbreğin kısımlarından hangileri nefronun öz bölgesinde bulunur? Biz nefronu incelediğimiz zaman glomerulus kılcalları, onun etrafında bulunan boğman, proksimal tüpüm, henne kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalları olacak. Şimdi böbreğin dışında bulunan kısım kabuk, onun içinde bulunan kısma öz bölgesi diyeceğim. Şöyle yapıyorsunuz, malpiginin olduğu yerden bir çizgi çekiyorsunuz. Yukarıdaki kalan kısımlar benim için kabuğu oluşturacak. Alttakiler de öz bölgesini oluşturacak. Şimdi yukarıda kalan kısım malpigi cisimci, proksimal tüp, hennenin bir kısmı, distal tüp, idrar toplama kanalının bir kısmı kabukta bulunacak. Bana sonra diyor ki öz bölgesinde yer almaz. Henne kulbu öz bölgesinde yer alır. İdrar toplama kanalı öz bölgesinde yer alır. İdrar toplama kanalları böbreğin öz bölgesinde piramit kanallarını oluşturacak. O zaman piramit kanalları da öz bölgesinde olacak. O zaman bulunmayanlar malpigi ve proksimal tüp olacak. Cevabım Denizli. 11. soruyla devam ediyorum. 11. soruya geldiğimde aşırı susuzluk çeken bir insanda olayları aşağıdaki verilen hangi sıraya göre gerçekleşir? Şimdi adam aşırı susuzluk çekiyorsa, vücudun suya ihtiyacı varsa ne salgılamam gerekiyor? ADH. ADH'in görevi neydi? Böbreklerden suyun geri emilimi. Aşırı susuz olduğum zaman kanın ozmotik basıncı artacak. Kanın ozmotik basıncı ADH'in salgılanmasını uyaracak. Yani hipofizden salgılanması gerekiyor. Ama bizim hipofizimiz hipotalamusa bağlı olduğu için hipotalamus uyarılacak. Oradan hipofiz bezi ADH salgılayacak ve nefronlardan suyun geri emilimi gerçekleşecek. O zaman cevabım Denizli oldu. Diğer soruyla devam ediyorum. 12. ve son sorumuz. Solunum, sinir, endokrin, dolaşım sistemi ile birlikte boşaltım sistemi vücudun iç dengesini sağlar. Aşağıdaki verilenlerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir? İç dengeyi sağlar, sodyum ve kloru geri emer, yani iyon dengesi üzerinde etkilidir. Organizmanın asit baz. Şimdi biz vücudumuzdan amonyak uzaklaştırıyoruz dedik. Amonyak, üre, ürik asit, bunların hepsi asit baz dengesi üzerinde etkilidir. Organizmanın su ve plazma hacmini düzenler, yani ben suyun geri emilimini gerçekleştiriyorum.
Kanda eşik değerin üzerinde olan besin monomerleri faydalı bile olsa vücuttan dışarı atılır. Eğer ki eşik değerin üzerine bir madde varsa, yani faydalı ya da zararlı olması beni ilgilendirmez, glikoz, aminoasit gibi olan maddeler de dışarıya atılabilir. Genellikle bunun %100'ünü geri emerim ama bazı durumlarda idrarla dışarıya gidebilir. Protein metabolizması sonucu açığa çıkan zehirli maddeleri az zehirli üre ve ürik asit şekline dönüştürür. Şimdi soruları çözerken demiştim ki bizim vücudumuzda amonyak karaciğerde üreye döner. Üreye döndükten sonra böbreğe gider, böbrekten dışarıya atılır. Yani o zaman bu dönüşümü yapan zehirliyi daha az zehirli hale getiren karaciğer olacak. Üreyi böbrekten, böbrek üreyi vücuttan dışarıya gönderecek. Soru çözümünün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.